medyada dünyanın en efsane deneylerine bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Marshmallow değil mi bu? Marshmallow bir şeye koyup galiba vakumluyorlar şu an ve marshmallow'lar büyümeye başlıyor. Abi aile boyu bir marshmallow oldu ya. Ama bak vakumunu geri aldığı zaman bu sefer de küçülüyor. Bu kadarcık kalıyor. Ben bu arada mikrodalgaya marshmallow koyma hilesini hala denemedim. Görmüşsünüzdür belki mikrodalgaya marshmallow koyduğunuz zaman şu kadar şey bu kadar oluyor, denemedim. Deneyen varsa yorumlara yazsın. Kirana çözelti gibi bir şey mi yazıyor? Bu ne ya? Abi bu yok edecek gibi, şu an nasıl bak fokur 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 diyor. Bir anda peçete gitti. Nasıl olabiliyor? Ne var bu sıvıda ya? Aman abi bu sıvıyı dünyadan uzak tut. Kuzey kutbundan döksen aşağıdan çıkar bu. Bu hangi sıvı? O bir şeyin içine, ha galiba yapıştırıcının içine sıcak lav atıyorlar şu an. Bayağı kızarmış bilye gibi bir şey. Bardak patlamayacak mı? Spider-Man ağı. Nasıl ya? Laboratuvarda ağ üretmişler. Şuna bak. Ne bu? Nasıl bir çözelti? Nele neyi karıştırdınız? Bayağı ağ çıkıyor oradan ya. Sonsuza kadar da çıkacakmış gibi duruyor. Sıvıyı çektiğiniz zaman ağ oluyor. 10 feet. Sen ne attın abi oradan? Oo, duman atıyor yuvarlak şekilde. 30 feet'ten de devirebiliyor. Bayağı gelen havanın gücü var ya. 40 feet çok uzak. Ama yine devirdi. Bayağı güçlü bir şey bu. Çukurda ne var? Çukura mıknatıs soktuğunuz zaman demirler geliyor. Nasıl bir şey ya? O toprağın altında niye öyle demir tozları var? Sen bunları ne yapacaksın abi? Şuna bak, nasıl bir görüntü. Aşağıdan böyle mıknatısla oynadığınız zaman çok ilginç şeyler çıkıyor. Nedir bu? Bir şeyin içine batırdın şu an. Suya batırdın. Farklı bir şeye batırdın. Nelere batırdığını anlamıyorum ki. Kimyam sıfırdı benim. Aa, her batırdığında farklı bir renk oluyor bu metaller. Nasıl ya? Mor oldu. Olmadığı renk oldu mu? Bütün hepsi mavi oldu şu an. Niye böyle renk değiştiriyor? Şu an bir maske görüyorum. Bir tane kibrit kutusu görüyorum. Kibriti yakınca bu havalanacak mı ya? Hayır ya, mümkün değil. Kesinlikle yukarıda ip var. Mümkün değil, bence kaldıramaz. Bir tane highlighter'ı boşalt. Tamam, fosforlu. Yumurta koy. Biraz sirke koy. O sirkeyle o yumurtaya mı işledi? Vay, fosforlu yumurta oldu. Eriyen kardan adam. Bu nasıl bir şey? Poliş, parlatmayla alakalı bir şey koydu galiba. Koyuyorsun. Bak. Eriyor. Üzüldüm ya. Kardan adamı niye erittiniz? Pet şişelerle bir şeyler yapılmış şu an. Ne yapıldı acaba? Tamam, sıvıyı döküyorsunuz oradan. Sonrasında oradan oraya dökülüyor, oradan oraya akıyor, oradan derken sonsuz bir enerji oluyor. Sonsuza kadar yani oradan o sıvı akabilir ve oradaki pervane dönebilir. Şu an siz evde sınırsız enerji buldunuz. Buna bir şey bağlasan bir şeyi çalıştırırsın. Jelibon ayıcık büyütme. Su, yağ, sirke, tuzlu su. Her birini attığın zaman hangisinde büyümüş oluyor? Hepsi sanki biraz büyümüş ama şu en baştaki ayrı bir büyümüş. O hangisiydi? Liquid Worms. Nasıl ya? Harbi sıvı bir solucan görüyorum şu an. Siz ne döktünüz de öyle solucan gibi oldu bu? Şuna bak. Suyun içerisinde solucan ürettiler bir anda ya. Neydi ki bu? Evet ablacığım, sendeyiz. Şu an bardakta bir şey yapacakmışsın. Ne ki bu? Şu an bulut gibi oldu. Köpüktü herhalde. Bu da gıda boyası mı? Evet, bu da gıda boyası. Weather in a cup. Yağmur mu yağdıracaksın bardağın içinde? Hiçbir şey olmadı, ben anlamadım olayı. Neydi bu meyve? Çarkıfelek meyvesi miydi ya da ejderha mıydı? Onun çekirdeklerini alıyorsunuz, 7 gün sonra böyle ufak ufak filizleniyor. Sonra onları ekiyorsunuz. Ya çok severim böyle videoları ya. Böyle bir şeyler büyüyor falan ya, çok hoşlanıyorum. 86 gün. Abi bizim evdeki kaktüsler niye bu kadar hızlı büyümüyor? 110 günde bu kadar oldu. İki tane kolu çıktı şöyle. Sanırım şu an lavların içerisine domates sosu atmışsınız. Bu lavları nereden buldunuz? Bu videoyu çekmek için lavlı yere mi gittiniz? Yanardağa mı gittiniz? Şu an patlayacak o. Şu an içindeki pişti mesela, yenir. Bayağı pişti, patlayacak yukarıdan. İçerideki kaynadı kaynadı, şu an oradaki hava sıkıştı. Evet, patladı, geçmiş olsun. Karpuzun üstüne erimiş alüminyum. Aa, ilginç bir görüntü ya. Hiç merak etmemiştim ama ilgimi çekti. Vay, fokurdamaya devam ediyor şu an. Karpuz onu soğutuyor, o onu ısıtmaya çalışıyor. Böyle ortada bir karmaşa oluyor, hangisi kazanacak? Galiba işin sonunda karpuz kazanıyor çünkü karpuz biraz hacmen büyük. Çay poşeti değil mi bu? Onu boşaltıyorsunuz. Ne bu? Ondan sonra buralara surat çiziyorsunuz. Tamam. Sonra alttan yakınca bunlar uçmaya başlayacak değil mi? Yukarıdan yakınca. Evet. Bir yerden sonra yükselmeye başlaması lazım. Bunu Instagram'da görmüştüm çünkü. Yanınca nasıl yukarı gitti ya? Yalnız onların gittiği yere dikkat et abla. Sakın siz evde denemeyin böyle şeyler. Abi o örsü aşağı atmayacaksın değil mi?
Hayır, Minecraft Earth'e gidiyor şu an. Nereye gidecek? Arabaya mı düşecek? Hayır, istemiyor. Arabayı paramparça etti. Bakayım, çok yüksekten düşmüş ya. Yukarıdan girdi, aşağıdan çıktı. Belki dünyanın da içine gitmiştir o. Bir sürü pil görüyorum. Kaşık var ve para var. Ne olacak ya? Çok ilginç bir şey şu an. Başka kaşıkla da böyle çalkalıyorsunuz falan. Sonra ne oluyor? Sonra bırakıyorsun oraya. Kaşıkları yaklaştırınca ne olacak? Patlayacak mı ya? Hareket etmeye başladı para. Artık o piller nasıl bir manyetizma yarattıysa şu an para kendi kendine dönmeye başladı. İşte bu evde denenir. Kadeh ve bir tane bilye görüyorum. Evet, onu döndürüyorsun. Şu an merkez kaç kuvvetinden? Yani ufak basit bir fizik şu an. Onları ellemeden böyle alabilirsiniz. İşte fizik oldu. Benim fiziğim 4'tü bu arada. 20 saat boyunca CAD, 3 boyutlu yazıcı ve programlama falan birleşmiş. Bunu mu yaptınız? Dünyanın en gıcık aleti değil mi bu? Sen açıyorsun, o kendi çıkıp oradan kapatıyor. Ben bir gün bir markette bununla karşılaştım. Tutuldum ya. Ben açıyorum, o kapatıyor. Ben açıyorum, o kapatıyor. Çok sinirlenmiştim. En son kıracaktım. Artık dedim ki marketteyiz yani. Kırmayayım en iyisi. Aşırı sinir bozucu bir şey. Ben açacağım, sen kapatmayacaksın arkadaşım. Seni ben programladım. Bu nedir? Robotik bir şeyler yapılmış şu an Legolarla. Vay! Böyle adım ata ata gidiyor mu bu? Ağırlık merkezi değiştikçe adım atıyor. Dövme makinesi değil mi bu? Daha yeni dövme yaptırdığım için şu an çok dikkatimi çekti. Vay, böyle mi? Bana bu mu oldu şimdi? Hiç de hissetmedim ya bu arada. Çok acayip. Bak, oraya iğneler giriyor, senin derinin altına, oradan bırakıyor boyaları. Sirke. Her kimyasal deneyde de sirke var ya. Renklendirici. Tamam, gıda boyası. Birkaç tane gıda boyası. Tamam. Bu çamaşır makinesine döktüğümüz şey herhalde. Biraz karıştırıyorsun. Ne oldu orada? Sen en son baking powder dediğin neydi ya? Bir anda böyle köpürdü. Neden mühendislik ben? Bu hangi karakterdi? Star Wars'ta mıydı bu? Bunu sen mi yaptın? İnanmıyorum. Bunu sen yapmış olamazsın. Bir şey diyeceğim, şu yukarıdaki nasıl duruyor ya? Altta top var, onu anladım da. O nasıl ona yapışık durabiliyor? Adam öyle bir şey yapmış ki benim beynim algılamadı. Bu ne böyle garip bir şey? Lazer kesim oluyor şu an. Oraları da öyle tıraşladın falan. Ne çıkacak ya sonunda? Hiç anlamadığım bir şey. Evet, üçgen. Nasıl bu kare şekil açtı ya? Üçgen şey nasıl kare oluyor yani? Benim galiba fiziğim de zayıftı ya, şimdi hatırladım. Benim matematiğim de iyi değildi ya. Yok, o da iyi değil. Bir şeyler yanacak. Abi ayıp değil mi ya? Bu dünyanın en güçlü telefonlarından bir tanesine bu yapılır mı? Yalnız o telefona hiçbir şey olmaz. Yani bak, 5 dakika sonra aç, konuşursun diyecektim de biraz fazla yanmış bu. 33.10 olsaydı hiçbir şey olmazdı. Peki şuradaki olayı anlayabilen var mı? 2 tane kimyasal bir şey var. Birbirinin üstüne döküyorsunuz. Bak, o bardaktan ona geçiyor, ondan ona geçiyor. Siyah oldu. Bir anda nasıl siyah oldu bu? Daha demin saydam değil miydi? Bir salisede renk değiştirebilen ne olabilir ya? Bu sefer de pil var, çatal var, ampul var. Yanacak mı o ampul? Galiba o pilleri şu an birbirine bağlamış oldunuz çatallarla. Yanıyor. Yandı gibi. Bayağı yandı şu an. Vay, demek elektrikler giderse pil ve çatalla elektrik yapabiliriz. Elektrik yapamayız, ampulü yakarız. Bu fare kapanı değil mi ya? Ay! Gitti güzelim telefon. Oo! Nasıl parçalıyor? Abi bu nedir ya? Bu çok tehlikeli bir şey. Hoş bir şey değil yani bu fare kapanı denen şey. Kara delik mi gördün? 55 milyon yıl uzakta, ışık yılı. Nasıl gördün sen bunu ya? Kara delik mi şimdi bu? İlginçmiş. Hiç de kara değil, aydınlık gibi görünüyor orası. Bir şey diyeceğim, senin nasıl bir teleskobun var? 55 milyon ışık yılı ilerisini gördün ya. Bu lazerlerden hangisi en güçlüsü? Bence yeşilidir ya. Gerçi hepsi çok güçlü duruyor. Nereden anlayacağız gücünü? Abi bunları kullanmasan mı? Hiçbir yere tutmasan mı? O mu çok güçlü? Oy, orada bir şey yoktu ki. Nasıl oldu ya o? Işık falan yok orada. Görünmez, lazer yapmış adam evde. Bu videoyu Instagram'da görmüştüm. Böyle bilmediğiniz yerlere gitmeyin temalı bir şey galiba. Bakın, çok normal görünüyor aslında orası ama orası bataklık. Çok acayip değil mi? Adam mesela gitse oraya batacak, çıkamayacak bir daha da. Genel mesajı aldık, bilmediğiniz yerlere gitmiyoruz. Mısır ve bu sefer çok kızartılmış top. Patlatabilecek mi mısırları? Şu an yağ bayağı fokurdamaya başladı, kızdı ya. Herhalde patlayacak ya. Biraz beyazladı. Aha, patladı. Harbi patladı. Ama yenmez. Sakın yani, çünkü çok ağır metal var orada. Yine bir şeyleri lav yapmışsınız. Camın üstüne mi döküyorsunuz? Yok, suyun üstüne. Ne oldu ya?
Bir anda simsiyah bir şey oldu. Hiç de fokurdamadı o sıvı. Nasıl bir sıvıysa hiç ısınmadı bile. Hemen onu soğuttu. Bu ne? İğrenç bir sıvı. Beyaz oldu. Nasıl ya? Siyah şeye nasıl beyaz yapabiliyor? Aa, anlamadım ya. Nasıl bir kimyasal? İçine atıyorsunuz, bembeyaz oluyor bir anda. Şuna bak, tertemiz oldu. Boyaları söktü aldı. Benim kimyam çok zayıf demek ki, ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Evet gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en efsane deney videolarına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın, herkesi bekliyoruz. Şu videolardan devam edebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.